Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar, yayınımıza başlamadan önce şöyle söylemek istiyorum. Bu tür pozisyonlarda soğukkanlı ve sabırlı olmamız gerektiğini ve düzeltmelerde arkamıza yaslanıp sadece seyretmeyi hatta ekranlardan uzak kalmayı öneriyoruz. Yani biz burada herhangi bir alt koyunu üzerinde durup da onu övmek istemiyoruz. Çünkü o bizim babamızın malı değil arkadaşlar. Biz hangimiz bize hangimizden para kazanacaksak yani hangi alt koyunlardan onları e, ya da piyasada hangi alt yükseliyorsa, yükselişe geçiyorsa onları inceleyip sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu da bizim görüş ve düşüncelerimiz. Tabii bizim görüş ve düşüncelerimiz hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir. Bu piyasada arkadaşlar herse herkes bir şeyler söyleyebilir. Yani e, piyasa şuna benzer arkadaşlar. Sabah kalktınız. Ortalıkta hava durumu işte puslu, yağmurlu ama öğleden sonra bakmışsınız güneş açmış. Ya da tam tersi. Sabah pırıl pırıl güneşli, öğleden sonra ortalığı sis kaplamış. Yani borsada, kriptolarda buna benzer arkadaşlar. Girişler, çıkışlar olacaktır. Lafı daha fazla uzatmadan hemen Solda gördüğünüz market cap'te Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansında düşüş. Bir küçük bir düşüş var arkadaşlar. Sağda da Bitcoin grafiğimiz var. Peki ekranı tam ekrana getirelim. Dominans gördüğünüz gibi yükseldi. Biraz geri çekiliyor. Saatlik grafiğinde. Bitcoin'e dönecek olursak arkadaşlar saatlik grafiğinde gördüğünüz gibi daha önceden çizdiğimiz destekte iğnelenmiş duruyor. Yani yükseliş hareketini geri çekmiş ve burada pozisyon almış durumda. Bu ne oldu? Bunda da bir pazar düzeltmesi var. Şu anda 58.200 dolarlar seviyesinde. Bitcoin'de bir problem yok arkadaşlar. Bitcoin gayet yatay seyriyle devam ediyor her ne kadar düşüş trendinde olsa da. Peki Bitcoin'in yükselişte olduğunu nereden bakalım? Yükseliş var mı Bitcoin'de? Şuradan ee, içim oku kino bulutumuza bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, şurada tekrar kırmızı mavi kesmiş aşağı yönlü bir hareket var. Saatlik grafiğinde gördüğünüz gibi yükseliş var diyemiyoruz. Burada peki buradan bollinger bantımız ne diyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir düşüş bugünkü düzeltme oldu. Ardından da Gördüğünüz gibi yukarı yönlü iğnesi var arkadaşlar. Yani yatay seyri diyebiliriz. Yani düşüş trendi demeyelim de bir miktar yatay seyri devam edecektir. %1.2 gibi düzeltmesi var. Bu da altcoin'leri 3'er 5'er 10'ar er düzeltmeye zorluyor arkadaşlar. Tabi bütün altcoin'ler değil. Bazı altcoin'ler yükselişine devam ediyor. Örneğin Ethereum arkadaşlar. Ethereum'da dedik 4000 dolar hedefimiz var. O da yavaş yavaş 4000 dolara doğru adım adım geliyor arkadaşlar ee, saatlik gördüğünüz gibi bulut indikatörümüzde 26 var geriden gelen oldukça güzel gidiyor yukarıya doğru 26 var önümüzdeki gördüğünüz gibi bulutumuzda yeşillenmiş ve kalınlaşıyor arkadaşlar hacim büyüyor bunu altta da görüyoruz alsat e, hacminde yine alışların devam ettiğini buradan görebiliyoruz arkadaşlar Peki 2 saatliğine dönecek olursak 2 saatliğinde de gayet güzel bir grafiği var Ethereum'un. Ethereum'da yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Ee, küçük çaplı da olsa yukarı yönlü bir hareket var gibi görünüyor. Gelelim ada'ya. Ada'nın saatlik grafiğine bakalım önce arkadaşlar. 2 saatliğine tekrar geçeriz. Şurayı da biraz büyütelim ki daha net bir pozisyon görelim diyorum. Adada arkadaşlar 26 bar geriden gelen yukarıda. Bakınız dikmiş yukarıya kendini. Peki devamı şuradaki şeyleri silelim. Devamında da yukarıya yönlü bir hareket oluşmuş durumda. Ama 26 bar ilerisinde ne var arkadaşlar? Şurada bir e, leke var an bir miktar düzeltme yaşayabilir ada. Peki, adanın pozisyonu bu. Şurada çizgiler kesişmiş durumda. Yukarıya yönlü devam ediyor kırmızı. Bu durumda da e, bulutun da üzerinde olduğuna göre işlem barları adada bir yükseliş var diyebiliriz. 2 saatliğine dönecek olursak adanın 2 saatliğinde de gördüğünüz gibi yükseliş trendi şuradan da merdivenlerden görüyorsunuz. 20, 26 var öndeki bulutumuzun kalınlığı ve alımda olduğu aşağıda da Bollinger bandımızın yükselişte olduğunu ada için söyleyebiliriz. Adada fiyatımız an itibariyle 1.76 dolar seviyesinde. Ada 2 dolara doğru yolculuğuna başlayabilir arkadaşlar. Ada için güzel haberler var. Her ne kadar Doge için kötü olsa da ada için güzel haberlerimiz var. Şimdi adanın bir de ben 4 saatlerini incelemek istiyorum. 4 saatliğinde daha belirgin gördüğünüz gibi kırmızı çizgimiz yukarıda maviden ayrılmış durumda. Yani yükseliş devam ediyor adada. Adadaki pozisyonumuz bu. Altta bakacak alım pozisyonlarımız da mevcut. Bir de Bollinger bandımızdan gördüğümüz kadarıyla o da mevcut arkadaşlar. Adadaki pozisyonumuz bu. Peki Destek dirençlerine bakmaya gerek yok çünkü aynı zamanda bu kırmızı çizgi bir desteğimiz oluyor, direncimiz oluyor. Destek dirence dirençlerde desteğe dönüşüyor bulut indikatörümüzde. Peki BNB, Binance'a bakalım arkadaşlar. Binance'in saatlik grafiğinden başlayalım. Binance'ta pozisyon hangi durumda nereye gidiyor? Wow, Binance arkadaşlar. Şu anda güzel bir mum dikmiş durumda. Saatlik grafiğinde aşağıda da gördüğünüz gibi alımlar var BNB'de. BNB'nin pozitif bir görünümü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada şuradan kesişmiş ve al tavsiyesi vermiş bize. Yukarı yönlü hareketine başlamış devam ediyor. Şu anda da %2'nin üzerine bir yükselişi var BNB'nin. BNB'de durum böyle ha düzeltme yapabilir arkadaşlar. Biraz geri çekilip tekrar yukarı yönelebilir. Bunu da ada için söyle, J.B.M.B. için söyleyebiliriz. BNB'nin 2 saatliğinde gayet yine güzel bir grafik var. Gördüğünüz gibi yükselen trend devam ediyor. Peki 4 saatliğine bakacak olursak BNB için 4 saatlikte de gayet hoş bir grafik var bulut indikatörümüzde. Peki şunları kaldıralım arkadaşlar. Şuraları bir kaldıralım. Evet. Buraları da kalktı. Şuradan bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir de şuradan Evet. Bunu da açtık. Dip ve tepe seviyelerine bakalım arkadaşlar. Şuradan da bir Fibonacci atabiliriz. Şuradan son düşüş tepesinden en son alt tepeye bir Fibonacci çekersek arkadaşlar gördüğünüz pozisyonda durumumuz nereye gidiyor bakalım şöyle biraz daha yükseltelim arkadaşlar 0 1618 altın kanalımızın içini yukarıya doğru aşma durumu var gördüğünüz gibi e, BNB'nin BNB burada Eğer şu direnci yukarı yönlü devam ederse kripto yukarı yönlü devam ederse güzel bir momentumu elde etmiş olur Bu da bizi 700 dolarlara kadar atabilir. Şu anda 660 dolarlardayız arkadaşlar. BNB için. BNB'de de güzel bir hareket var Binance Coin'de. Evet geçelim. Polygon. Matik. Arkadaşlar matikte de bir 4 saatlik grafiğinde güzel bir hareket görüyorum. Yön yukarı doğru. Gayet de güzel bir pozisyonu var arkadaşlar. Bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi şuralarda gerilerde pardon OBO formasyonları var. Yani ABC formasyonu da diyebiliriz. Devam etmiş. 4 saatliği güzel. Ben 2 saatliğine dönüp tekrar bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 saatlikte de gayet hoş, güzel bir yükseliş trendimiz mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir grafiği var. Ee, Polygon'un yani Matik Matikte saatlik grafiğine bakacak olursak saatlikte de gayet güzel. 0.95 dolarlarda matik arkadaşlar. Polygon 1 dolar ve üzerine doğru hareketi olabilir. 1 doların üzerine her an atabilir kendini. Onu da buradan belirtmek istiyorum. Quantum'a bakalım. Kutum, kutum, kutum da da bir geri çekilme görülüyor saatlik grafiğinde. Ee, şuradan gördüğünüz gibi yükseliş trendini kırmış durumda. Yani trend kırılmış yön aşağıya doğru görünüyor. Ben bunu bizim bulut indikatörümüzden bakmak istiyorum buna. Şuradan içimi oku, oku, bulut indikatörü. Arkadaşlar her ne kadar geriye gelse bulutun içine girse de bize çizgi şu anda yukarı yönlü hareket olduğunu gösteriyor. Fakat dört işlemin dördünün de tamam olması gerekir. Bu tamam ama 26 var ilerisindeki gördüğünüz gibi e, yeşil renginden diğer renge dönüşmüş durumda. Her ne kadar burası geniş bir mum şey e, bulutumuz olsa da şurada daralarak devam etmiş. Yani yani bize şu anda e, yatay seviyede gibi görünüyor kotum. Peki ben bunun şuradan 2 saatlik grafini açacağım. 2 saatlik grafiğinde de arkadaşlar gördüğünüz gibi düşüş trendi düzeltmesi var. Şuraya düşmüş. Zaten şurada büyük bir düşüşü var. Mavi kesmiş kırmızı tekrar aşağıya. Daha sonra kırmızı şuralarda mavi üstte. Bunların yer değiştirilmiş olması lazım. Yükselen trendin olabilmesi için. Ve son olarak da bir de Doge'yi kontrol edelim arkadaşlar. Çünkü Doge'de e, çoğu insan diyor arkadaşlar Doge'de batıyoruz, çıkıyoruz. Bilmiyorum yani Doge'nin grafiği bize ne söylüyor ona bakalım. Saatlik grafiğinden önce ele alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu indikatörleri bir kaldırayım. E, çıplak haliyle alayım. Burada şurada neyimiz var arkadaşlar? Doge'de şurada bir direncimiz var. Değil mi? Doge coin'de. Şey desteğimiz. Bu şurada dip, bu dip birleşti. Bu desteğimiz 0.51 dolar. Şu anda 0.52-53 dolarlarda. Nereye kadar çekilmiş arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak bakınız bu çizgimiz hep dipleri birleştirmiş zaten. Şuraya attığı iğne 47'lere kadar çekilmiş arkadaşlar saatlik grafiğine baktığımızda tekrar 53'lere 52'lere doğru devam ediyor. He, burada bir tane korktuğumuz pozisyon görüyoruz. Ben bunu 2 e, saatliğine alacağım. Gördüğünüz gibi şurada bir pozisyon var arkadaşlar. Eğer eğer şu gördüğümüz yükseklik yani şuradaki şu kırmızı mum şuradan tekrar aşağıya çekerse kendini o zaman büyük bir düşüş oldu diyebiliriz. O da ne kadara tekabül eder? Bakınız şu mumun uzunluğu yaklaşık %15 gibi bir pozisyon. Peki. Peki şuradan hemen mumun uzunluğunu ölçelim arkadaşlar. Bakın şuradaki derinliği iğnesinden geri ölçtük. Aldık bunu. Şuraya koyduk. Nereye kadar geliyormuş? Arkadaşlar 0.41 dolarlara kadar çekilir eğer şu korktuğumuz olursa. Ama şu anda tekrar geri dönüşü var. Bu pozisyonda yani tam olarak çalışmıyor şu anda. Şuralardan geri döndü. Dönüş devam ediyor. Görünüyor grafiğe göre diyeceksiniz ki hocam. Ya elin mas şöyle diyor. işte vatandaş böyle diyor. Grafik ne hala? Biz arkadaşlar bildiğimizden şaşmayalım. Grafiğimizi inceleyelim, söyleyelim. Yani ne görüyorsak onu sizlerle paylaşalım istiyorum. Bakınız saatliğine tekrar döndüğümüzde yeşil mumları tekrar yapıp bir müddet yatay devam edebilir ama inanın ben şu pozisyonda yükselecek pozisyon Demiyorum size. Çok da düşecek pozisyonu var. Onu da demiyorum. Bir, bir müddet yatay gidebilir. E, saatler sonra tekrar grafiğin yönü değişebilir arkadaşlar. Bir de bu günlük hareketine bakacağım arkadaşlar. Günlük hareketine bakacağım. Ve burada size bir şeyler anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Şurada fiyat 0.072 iken. Nereye gelmiş arkadaşlar? %510 yükseliş yapmış doga. Doğru mudur? Mutabık mıyız? Doğru. Peki. %500 üzerinde bir yükseliş yapan enstrüman ne kadar düzeltme yapmış arkadaşlar? %147'sini düzeltme yapmış. Bak geri çekmiş. İğneleye. İğneye kadar aldım. Aslında şuraya kadar almam lazımdı. İğneye kadar aldım. İğneden çünkü geri çekmiş. %500'ün üzerinde bir yükseliş yapan enstrüman %147'sini geri almış normaldir alabilir. O kadar olacak tabi yani %500 yaparken seviniyoruz da %150 düşerken de üzülmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu piyasa hep her gün üzerine koymaz arkadaşlar. Biraz da koyduğunu geri alır. Örneğin ondan sonra ne yapmış arkadaşlar? Bakınız şuralara bakalım. %150 yükselmiş. 151. Doğru mu? Burada mütabık mıyız? Şurada yana atıp onu saymıyorum. O da olsa daha fazla yükseldiğini göreceğiz. %150 yükselmiş. Ne kadar geri gelmiş arkadaşlar? Şu kalın mumu çek, onun seviyesini çek. %35 geri gelmiş. Yani bir enstrüman %150 yükselip de %135 düzeltme, şey, %35 düzeltme yapıyorsa ben daha diyecek bir şey bulamıyorum. Bu düzeltmelerin olacağını her zaman söylüyorum arkadaşlar. Bu Evet. Son olarak bir de BitTorrent'e bakalım. BitTorrent'te de yatay seyir devam ediyor arkadaşlar. BitTorrent'in BitTorrent pozisyonu şurası desteği. Peki şurada da direncimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iğnelemiş. Şu anda fiyat 0.0072. 70'in altına düşmedi sürece bir problem yok BitTorrent'te. Yukarı, çıkar, yukarı atabilirse kendini dediğimiz gibi bir miktar 0.080 lira doğru çıkabilir gördüğünüz gibi hala bir düşüş trendi içinde tepeleri birleştirdik 3 tane tepeyi düşüş trendinde devam ediyor BitTorrent Peki mum grafiğimizde ne diyor İçim Oku mum grafiğimiz bize BitTorrent'in şu çizgileri temizlersek halihazırda yükselişte olduğunu göstermiyor arkadaşlar 2 saatliğine bakacak olursak orada da pozisyon Aynı arkadaşlar kırmızı şuradan satışı yemiş tekrar gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketi var. Evet arkadaşlar sabredeceğiz bekleyeceğiz. Bu arada kanalıma abone olanlar için olmayanlar için çok çok teşekkürlerimi bildiriyorum. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olup paylaşırsanız daha geniş bir kitleye hitap edip aynı böyle iniş çıkışlardan herkesin haberdar olmasını isteriz. Çok teşekkür ediyoruz sabırlı olun arkadaşlar her şey yoluna girecektir. Hoşçakalın.